gençler, neredeyiz? Milli Edebiyat Dönemi şiirinin genel özelliklerindeyiz. Öncelikle başlayalım. Kimdir bunlar, nedir bunlar? Arkadaşlarım, Genç Kalemler Dergisi diye malum bir dergi var. Çok meşhurdur, duymuşsunuzdur. Genç Kalemler, bu ismi çok iyi bileceğiz. Genç Kalemler Dergisi'ni kim çıkarmış? Ömer Seyfettin, Ali Can Yöntem ve tabii ki Ziya Gökalp. Bu üç kişi bu dergide, Genç Kalemler Dergisi'nde fikirlerini neşretmiştir. Hatta bu derginin içerisinde bir makale yazıyorlar. Makalemizin ismi Yeni Lisan. Çok önemlidir. Bu makalede ne anlatıyorlar? Bunlar diyorlar ki, dilimiz artık sadeleşmelidir. Dilimizde bulunan yabancı kelimeler eğer dilimize yerleşmişse onlar kalabilirler. Ama bazı kelimelerin Türkçesi var. O zaman Türkçesini kullanalım demişler. Bu adamlar tabii ki millici kişilerdir. Bu adamlar halk şiirinden etkilenmiştirler. Milli kaynaklara yönelmişlerdir. Lütfen unutmayacağız arkadaşlarım. Tekrar diyorum ki dile yerleşmiş kelimeler dilimizde kalabilir diyorlar. Çok 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 önemli. Yazı diliyle konuşma dili arasındaki fark giderilmiş. Hani divan edebiyatında vardı ya, dil çok fazlaydı. İnsanların konuştuğuyla insanların yazdığı aynı şey değildi. İşte bunlar diyorlar ki biz dili sade yapacağız. Konuşma diliyle yazı dili aynı olacak. Tanzimat gibi olmayacağız. Servet-i Fünun gibi olmayacağız. Fecriati gibi olmayacağız. Biz konuşurken yazarken aynı olacağız diyor. Ve yazmış oldukları şiirlerde insanlara bir şeyler öğretmek istiyorlar. Yani didaktik. Yine eserlerinde lütfen dikkat edelim. İstanbul Türkçesi esas alınmıştır. İstanbullu hanımefendiler nasıl konuşuyorsa o şekilde konuşmayı esas almıştırlar. Eserlerinde yerli ve milli konulara, tabii ki Anadolu insanının durumu, milletin dertleri, sevinçleri gibi konular işlerler. Ve ölçü olarak tabii ki milli ölçümüz olan hece ölçüsünü kullanacaklar. Ve insanlara bir şey öğretmek istediklerinde, yani didaktik oldukları için, pragmatik oldukları için, faydacı oldukları için sanat ne içindir olacak? Tabii ki toplum içindir olacak. Milli Edebiyat Dönemi şiiri dediğimizde aklınıza başka bir iki tane daha dergi gelebilir. Sorularda bazen isimleri bilmeye gerek yok da bir aşinalık olsun diye söylüyorum. Çocuk Bahçesi, tabii ki Genç Kalemler bizim için çok önemli. Türk Derneği, Türk Yurdu gibi dergiler önem arz etmektedir. Peki kim bu Milli Edebiyat Dönemi şairleri? Bakın romancılardan oraya girmiyorum. Tabii ki Ziya Gökalp. Tabii ki Ali Canip Yöntem. Tabii ki Ömer Seyfettin ama bu hikayecidir, unutmayalım. Mehmet Emin Yurdakul, ben çünkü dinim cinsi bunudur diyordu Cenge Giderken şiirinde. Mehmet Fuat Köprülü araştırmacımız. Ve yine beş hececilerimiz var. Fehoy ya da of hey diye kodladığımız Faruk Nafiz Çamlıbel, Enis Beyiç Koryürek, Halit Fahri Ozansoy, Orhan Seyfi Orhon ve Yusuf Ziya Ortaç. Bu kişiler milli edebiyat anlayışıyla şiirler yazmışlar. Ki bunları teker teker hepsini inceleyeceğiz. Görüşmek üzere.